Öncelikle merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzun sponsoru Martin Akliyat'a teşekkür ediyorum. Umut Bey desteklerini esirgemediği için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bu haftaki konu biraz daha geçmiş yaşantılardan yola çıkarak belirlemiş olduğum, yine birbiriyle bağlantılı iki video yapacağız. Birinci videomuzun konusu racon kesmek. Şimdi racon nedir, nasıl kesilir, kimler tarafından kesilir, nasıl kesilir? Bunları adım adım işte dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Şimdi racon deyince aklıma eski Türk sinemalarındaki senaryolar aklıma geliyor. İşte Cüneyt Arkın olsun, yeni dizilerde işte çeşitli raconlar kesiliyor, çeşitli masalar kuruluyor. Aslında racon kavramını kelime anlamıyla inceleyecek olursak, kendi başına bir hareket olduğunu, kendi başına bir edimsel davranış olduğunu anlamış oluruz. Raconu belki bir mektepli gibi konuşamam ama alaylı kısmında fikirlerimi beyan edebilirim. Çünkü literatüre baktığınız zaman raconla alakalı ya da raconun psikoloji literatüründeki ya da diğer literatürlerde çok bir açıklaması ya da bilimsel bir makalesi olduğunu zannetmiyorum. Onun için mektepli kısmı biraz eksik kalacak. Alaylı kısımdan girip bunu elimizden geldiğince mektebe bağlamış olacağız. Şimdi bir Maraşlı olarak tabii ki her ilin kendine göre böyle bir sıkıntılı mahallesi, kendine göre bir dinamiği vardır. Kendine göre bir söz sahibi, her ilin ailesi vardır, kabadayısı vardır, işte raconu vardır. Şimdi yaşadığım bölgeyle alakalı anılarımdan, tecrübelerimden yola çıkarak, hani isim vermeden ama video izledikleri zaman da anlayacaklarına %100 emin olduğum konulardan bahsetmek istiyorum. Aslında racon, yol yordamın daha kaba hali diyelim. Yani bir sonraki videoda yol yordamdan bahsedeceğiz. Racon aslında ayar verme davranışı diyebiliriz. Yani bunun ayar verme davranışının söze dökülmüş hali. Şimdi bulunduğumuz ortamın kurallarını belirleyen manzume olarak da tasvirleyebiliriz. Yani bulunduğumuz ortamın kurallarını belirleyen manzumeler. Sonuçta karşılıklı ilişkilerde davranım biçimi. Yani bir cemiyettesiniz, bir ortamdasınız. Bir kural koymak istiyorsunuz bir kişiye ya da cemiyette bulunan, toplumda bulunan diğer kişilere. Aslında racon yapılmamak üzere koyulan bir kuraldır. Yani racon kesen insan aslında kendisine yapılmasını istemediği durumu, duyguyu, davranışı, sözü karşısındaki insanlara söyler. Ve işte bu racon yerine gelirse kendisi, geçen hafta bahsetmiştim, Maslow'un işte belli bir aşamasına, piramidin belli bir aşamasına kendisini denk getirmiş olur. Nedir? İşte kendini beğenme, işte saygı duyulma gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Onun için racon kesen kişi aslında söz sahibi olmak isteyen kişidir. Racon bir ortamda kesildiği zaman eğer bu racon yerine getirilirse kesilen kişi tarafından toplumda da bir kendi çapında, kendi iç dünyasında saygınlık edindiğini düşünür. Bu belki maddi anlamdadır, belki manevi anlamdadır. İşte her ortamın, her cemiyetin kendine göre çeşitli konfigürasyonlarda raconları vardır. Bu mahallede farklıdır, İşte bir pasajda farklıdır. Düşünsenize bir cezaevinde farklıdır, ailede farklıdır. Ailenin reisi kimse işte bir kurallar kaidesiyle racon keser, artık bunu yapmayacaksınız der. Size başka seçenek sunmaz. Sonuç olarak karşılıklı ilişkilerde davranım biçimi olarak raconu tarif edebiliriz. yazılı olmayan bir nizamname gibi. İşte geçmiş toplumlarda kadınlar da rajon. Çünkü literatüre baktığım zaman, biraz araştırdığım zaman geçmiş toplumlarda kadınlar da rajon kesebiliyormuş. Ama tabii biz o kadar yaştan mütevellit bilmediğimiz için sonuçta farklılık yaratarak rajon kesmek kabadayıların bir ortamda yazılı olmayan sözleşmesi. Bu Ahmet Rasim'in sözü. Yani bir ortamda rajon kesiliyorsa işte bunu kesen kabadayılardır. Şimdi tabii düşündüğümüz zaman aklıma şu soru geliyor. İşte tanınmak, bilinmek için mi rajon kesilir? Şimdi geçmiş, biraz siyasete bağlayacak olursak, geçmiş yıllarda Türkiye çok karanlık dönemler yaşadı. İşte birçok operasyon mafya tarafından yapıldı. Bunun adı yeri geldi yeraltı dünyası dendi. Yeri geldi işte MİT'in personel denildi. Ama bu tanımlamalarda, yani kesilen işte bu rajonların, rajondan dolayı işlenen cinayetlerin temelini devlete dayatmak isteyen de bir grup oldu. Ha, ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bu tartışmaya açık. Ama şimdi tanınmak, bilinmek için rajon kesilir mi? Şimdi rajonu şöyle tarif etmek daha mantıklı olabilir. Şimdi bir pasaj düşünün, örneğin yaşadığım bölgeyle alakalı, iş yaptığım, ticaret yaptığım bölgeyle alakalı konuşayım. Bir ilde bir pasaj olduğunu düşün, işte 8-10 tane esnaf var. Şimdi pasajdan alışveriş yapmak istediğinde, yani ona karar verdiysen, pasajın bir rajonu vardır. Şimdi büyük AVM'ye gidersin, bu ürün ne kadar? Örneğin 98 lira. Tamam kardeşim, al sana 98 lira, paket yap, paketini alıp çıkarsın, ödemeni yaparsın. Ama şimdi bir pasaja girdiğin zaman örneğin terzi, kuru temizleme, herhangi bir yemek salonu, kafe ya da bir sürücü kursu ya da bir psikoteknik seyreci, her neyse pasajın içinde artık ne varsa siz bulunduğunuz ildeki pasajı gözünüz önüne getirerek. Şimdi pasajdan alışveriş yapmanın da rajonu vardır. Yani yazılı olmayan kuralı vardır. Zaten yazılı olsa kanun oluyor. Rajon kabadayılar tarafından kesilen bir yazılı olmayan anlaşma, sözleşme olarak Ahmet Rasim tanımlıyor ama ticaretin de bir rajonu vardır. İşte bu örnekler çoğaltılabilir bulunduğumuz ortama göre. Çünkü rajonun daha yumuşak hali bir sonraki videoda anlatacağımız yol yordam. Yol yordam unutulduğu için aslında rajona evriliyor. Yani aslında ikisi birbiriyle çok anlamdaş, yani benzer ama bir o kadar da zıt. Şimdi Türkçe biliyorsunuz biraz elastik. Yani rajon kesilmeden önce yol yordamdan yola çıkarak bir şeyler elde edebilirsin. Ama yol yordamı son noktasına gelip artık yol yordam konusunda bir çözüme ulaşamayacağını düşündüğün anda bulunduğun ortamda rajon kesmek zorunda kalırsın. Şimdi pasaj örneğinden devam edecek olursak, şimdi pasaja girdiğinde herhangi bir oradaki esnaftan alışveriş yapmak istediğinde onunla sağlam bir iletişim kurabilmek için sen de karşı tarafta, yani ben alıcı olarak, o da satıcı olarak belli kurallar vardır. Ben ona bir rajon keserim. Bu rajonun karşılığını göremezsem o zaman istediğim indirimi alamam. Onun için o pasajın kurallarını, rajonunu bilmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Belki sizin yapacağınız bir espri satıcı tarafından ters anlaşılıp normalde 10 liraya alacağınız ürünü adam satmıyorum kardeşim, işine bak, ben de sana satılacak mal yok da diyebilir. Mesela Bolu'da yaşadığım için burada üst çarşı meşhurdur. İşte almayacaksanız indirmeyelim tarzında. Bu da üst çarşının bir rajonudur yaşadığım bölgede. Mesela Bolu bölgesinde adam açık ve net. Diyor ki almayacaksan hepsini niye indireyim kıyafetlerini? Ona göre seç, gözünle seç, indireyim diyor. Bu da bir rajondur. Şimdi tabii pasajda eğer bu kurallar silsilesini adam akıllı, bu rajonları karşılıklı bir şekilde tamamlayamazsan istediğin indirim alamazsın. O zaman ne olur? Gidersin işte bu ürüne mağazadan 98 lirayı verirsin, paketini alır çıkarsın. Rajonun bir üst konfigürasyonu yol yordam, onun da zaten birbiriyle bağdaşık olduğu için bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Şimdi her insan bunu bilemez tabii. Tecrübe ve içgüdüsel hareketle bu rajon kesilir. Yani aslında işte bizim psikoloji biliminin en büyük eksiklerinden birisi. Yani yol yordamı aslında alt şemalarına baktığımız zaman yöntemle de bağdaştırıyoruz zaten. Çünkü yol yordam demek yöntemlerden yola çıkarak, kurallar silsilesi oluşturarak bir hedef ulaşmak. Ama rajonda baştan kesersin. Ama yol yordamda bir hedef, yöntem koyarsın. En son hedefine ulaşırsın. Ama rajonda ilk başta kesersin. Uygulamazsa işte cezası verilir. İşte bunu kabadayılar farklı değerlendirir. Bulunduğunuz ortama göre bu rajonun bedeli maddi yahut da manevi değişkenlik gösterebilir. Bunun için de rajonu bilebilmek için tecrübe ve içgüdüsel hareket etmeniz gerekiyor. Yani bulunduğunuz topluma göre. Çünkü rajon kabadayılara sorduğumda, mesela çevremde ben gözlem yapmayı çok seviyorum. İşte 16 yıl cinayetten yatan birisine rajon nedir abi dediğimde, rajon bebekken başlar, ölüme kadar devam eder. Herkesin bir kuralı vardır, ismi vardır, namı vardır, cismi vardır. Eğer bu işte ben X kişisi olarak, işte ne bileyim Tonyalı olarak, Tonyalı memleketi olarak ya da Tonyalı'da doğan bir insan olarak ya da Maraş'ta doğan bir insan olarak ya da Bolu'da doğan bir insan olarak toplumun size yansıtmış olduğu, toplum normlarının yansıtmış olduğu alttan gelen, yazılı olmayan kurallar vardır her il. Sen o kurallara dayanarak bulunduğun ortamlarda, bulunduğun ilde rajon kesme ihtiyacı hissedersin ve senin background'unla alakalıdır. Yani geçmişinle bağdaşık bir şekilde rajon kesmek için belli bir literatürü ya da belli bir kurallar silsilesi koyma yolunu tercih edersin. Şimdi tabii bu aralar soru şöyle gidelim. Buraya not almışım. Hukukun karşılığındaki rajon nedir? Soru bu. Hukukun karşılığındaki rajon nedir? Tabii şimdi bu aralar en fazla rajon günümüze güncelleyecek olursak en fazla rajon Twitter'da kesiliyor. Çıkıyor işte bir caminin imamı, müezzini, işte İstanbul Sözleşmesi hakkında rajon kesiyor kendince. Hükümetin bağlı olduğu bir sözcü çıkıyor, diyor ki işte senin rajonun kardeş bize işlemez diyor. Senin diyor bu mecrada ne işin var diyor. Hani bu mecrada olman gayet mantıksız ve geçersiz diyor. O da ona göre rajon kesiyor hükümet sözcüsü. Çünkü aslında en büyük rajon bir baş rajoncu vardır. Baş böyle rajon kesen. Bir de rajoncuk, yani rajon kesmeye yeltenen insanlar. İşte az önce Twitter'da verdiğimiz bir caminin imamı ya da müezzini gibi. İşte kendi çapında alanı olmayan bir konu hakkında kendince sosyal medyadan klavye delikanlılığı yapıp kadınlar ve erkekler hakkında bulunduğu konumu da göz önünde bulundurarak bir rajon kesiyor. Ben de o zaman şu soruyu soruyorum. Kardeşim, dört büyük kitaba bakıyorum. Dört büyük kitabın indiği toplumlara bakıyorum. Hepsi bozulan toplumlar inilmiş. Yani Arabistan Yarımadası'na son kutsal kitabın indirilme sebebi kız çocukların diri diri gömüldüğü için, toplum bozulduğu için kutsal kitap indirilmiştir. Şimdi sen bu kutsal kitabı halka anlatmakla görevli, işte bunun vasıflarını, görevlerini camide yerine getirmek için devletten maaş alan bir imamsın. Bak imamsın, siyasetçi değilsin. Sen git namazını kıldırsana. Sen onun için maaş alıyorsun ya. Sana ne kardeşim siyasette? Hükümet sözcüsü çıkıyor, benim dediğimin aynısını söylüyor. Kardeş diyor, senin diyor mecrada olmaya ne gerek var diyor. Sen git diyor namazını kıldır, siyaseti biz yaparız diyor. Gereksiz ve manasız bir hamle yaptın diyor. Anında Twitter'ını kapatıyor. Çünkü rajon kesti hükümet sözcüsü. Ya diyor kapatırsın, bizim dediğimizi yaparsın, ya işinden olursun diyor. Seni kızağa çekeriz, işte eskiden vardı işte küçük melikleri yahut da padişahları, sultanları herhangi bir sarayın kurallarına uymadığı zaman sürgüne gönderilir. Yani bir nevi hükümet sözcüsü de çıkıyor, eğer diyor sen daha fazla uzatırsan mevzuyu sana rajon keseriz, seni sürgüne göndeririz. Şimdi kanuna dayandırarak rajon kesilir mi? Kesilir. Bunu kesebilmen için önce bir rajon hükümeti kurman lazım. Bir baş rajoncu olması lazım. Ve yandakiler de yani yanına topladığı ekip de bu baştaki adamın kestiği rajonu kabul eden ekiptir. Yani padişahım çok yaşa, dal kavuklar vardır ya, padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Nizam-ı Mülk Melikşah'a şöyle öğüt veriyor. Bil ki kim seni en fazla sevdiğini söylüyor. Bil ki seni padişahım kim en fazla çok yaşa diyor. Meleğim en fazla sen yaşa diyor. Bil ki en fazla sana zarar verecek kişi odur. Yani dal kavuklar. Bir rajon kesen var. Çünkü rajon kesenin belli bir kuralı var. Şimdi rajonun temelinde aslında bireysellik vardır. Kendi kurallarını kabul ettirme isteği vardır. Ama bu kendi kurallarını 82 milyona nasıl kabul ettirirsin? 82 milyondan biri olursam, yani bir oyla, bir hükümetle, bir işte demokrasiyle gelirsen, sen rajon kestiğin zaman toplumun hiçbir kesimi sana hayır diyemez. Onun için bu yolu, yani aslında bir yol yordam izliyor, bir yöntem izliyor ve bu yöntemin sonunda kendi bireyselliğini ön plana çıkartıp rajon kesiyor. Yani yol yordamın bir üst konfigürasyonunu rajonla bağdaştırabilirsin eğer bireyselliği ön plana çıkartırsan. Çünkü yol yordam yöntem uyguluyorsun, hedefine ulaşıyorsun ve artık bir rajon hükümeti kuruyorsun. Kestiğin rajona müezzin de eyvallah diyor. İşte yeri geliyor başbakan yapıyorsun, yeri geliyor sen diyorsun işim bitti, başbakan gidiyor, sonra 6 ay sonra tekrar geliyor, işte Merkez Bankası oluyor. 20 ayda toplamda 4 defa Merkez Bankası değiştiriyorsun çünkü rajon kesiyorsun. Diyorsun ki faiz yükseltmeyeceksiniz diyorsun. Yükseltince görevine son. Aslında bir rajon hükümeti. Şimdi ben kendimle alakalı şöyle bir aklıma örnek geldi. Bunu da dün çok sevdiğim bir abim var Düzce'de. Kıraathanesi var. Kahveci diyoruz biz halk ağzında. Tabii şimdi kahveye kim gider? İşi gücü olmayan ya da emekli olan tayfa kahveye gider. İşte çay oynar, sohbet eder, muhabbet eder. Yani genelde yaftalamak için değil ama hani insanları da küçük görmek için de söylemiyorum ama sonuçta topluma indiğimiz zaman 100 kişiye sorduğumuz zaman ya kahveye kim gider? Herkes der ki %90'lık kısım işsiz gider, işte işi gücü olmayan yahut emekli olan, zaman geçirmek isteyen, etkinlik yapmak isteyen, eğlenmek isteyen, işte dostlarla görüşmek isteyen, sohbet etmek isteyen insanlar işte kıraathaneye, kahveye gider. Şimdi kıraathanenin yazılı olmayan bir anlaşması vardır. Nedir? İşte oyun oynarken yüksek sesle bağırılmaz. Bu yazılı değildir ama kahvecinin koymuş olduğu bir kural vardır. Der ki kardeşim benim kahveme geliyorsan oyun oynarken yüksek sesle konuşamazsın. Nedir işte çayın bedeli budur, nedir işte içeride sigara içilmez vesaire vesaire. Kahvecinin kendi koyduğu bir rajon vardır. Şimdi tabi kıraathanelerin 3 tane sohbeti vardır. İşte birincisi siyasetten girerler, hükümet kırar, hükümet yıkarlar. İşte futbola bağlarlar, işte öyleydi böyleydi derbi konuşurlar. En sonunda dine bağlarlar. 3 muhabbetten başka muhabbet dönmez. Yani 4. muhabbete geçiş olmaz. Din, siyaset, futbol. Şimdi az önce rajon hükümetinden bahsettik ya. Eğer bir gün nasip ederse, dün de biz bunu kıraathanedeki kahveci abimize de sohbet ederken konu konuyu açtı. Ya dedi bu kadar dedi madem dedi sen psikologsun dedi. Madem dedi işte yeri geliyor hükümeti eleştiriyorsun, işte yeri geliyor toplumu eleştiriyorsun, yeri geliyor işte insanlara özgüvenli insan nasıl olur kendince rajon kesiyorsun, bunlar benim kuralım diyorsun. Ama bir taraftan da bilime dayandırmıyorsun. Peki dedi sen dedi 82 milyonda ya da 85 milyonda seçilmiş biri olsan nasıl kurarsın ekibini dedi. Ya da daha spesifik hale getirelim dedi. Bulunduğun ilde dedi, herhangi bir il başkanlığı adayı olsan dedi, yönetimi nasıl kurarsın dedi. Böyle 3-5 dakika düşündüm. Dedim güzel soru Nevzat abi. Dedim abi ben kesinlikle 2 tane başkan yardımcısı koyarım. Bunlardan birincisi doktor olur. Başkan yardımcılarımdan birisi doktor olur. Dedi ki niye? Ya dedim abi doktor sonuçta toplum tarafından saygın görülen bir meslek grubu. Adam sonuçta ya da vatandaş hayat kurtarıyor da meslek bunu gerektiriyor. Onun için güven olgusu en yüksek meslek gruplarından birisi. Ve benim yönetimimde bence bir doktor olmalı dedim. Eyvallah dedi. Dedi peki dedi ikinci başkan yardımcın kim olacak dedi. Ben dedim ki bence eğitimle ilgilenen birisi olmalı dedim. Çünkü eğitim kurumlarının sahibi prestijli, saygın bir insandır. Sonuçta eğitim işi. Çocuklarımızı güvenip o vatandaşın okullarına gönderiyoruz. Yani eğitim demek, saygınlık demek, prestij demek, özü sözü bir demek. Hani kaliteli insan demek. Herkes eğitimci birisine güvenir. Sonuçta güvenmesek çocuklarımızı göndermeyiz. Dedim bir tanesi eğitimci olur. Peki dedi. Peki dedi yönetim kurulu üyelerin kim olur dedi. Ben dedim ki sen olursun dedim. Niye ben oluyorum ya dedi. Dedim abi dedim bir yönetim kurulu kurmuyor muyuz? Kahveye o kadar işsiz geliyor. İşsizlerin de derdini en iyi kim bilir? Sen bilirsin. Akşama kadar muhabbetin içindesin dedim. Aslında ben bu yönetimi kurduktan sonra etrafıma topladığım insanlara her türlü racon kesebileceğim. Ama onların anladığı dilde, onların anladığı yöntemde bir doktora kestiğin raconla bir sokak serserisine kestiğin racon arasında büyük bir yol yordan farkı vardır. Büyük bir kurallar silsilesinde değişiklik vardır. Onun için aslında raconla tavsiye ya da raconla yol yordam ikisi birbiriyle daha doğrusu üçü birbiriyle bağlantılıdır. Ama bir o kadar da uzaktır. Tavsiye ayrı bir şeydir, racon ayrı bir şeydir, yol yordam ayrı bir şeydir. Peki bir yönetim kurduk. Sonuçta hükümet kurmak istiyoruz. Bu yönetimden yola çıkarak devletin temel amacı nedir diye sormak istediğimde büyük ihtimal şu cevabı yani birçok karşınıza tanım çıkar. Ama o tanımları özümsediğiniz zaman karşınıza şu tanım çıkar. Devlet adalet için vardır. Devletin asli görevi adalettir. Adalet sağlamaktır. Bunu sokakta da sağlamak zorundadır. Bunu sağlık sektöründe sağlamak zorundadır. Eğitimde de sağlamak zorundadır. Toplumda da sağlamak zorundadır. Devletin asli görevi budur. Ama devlet adaleti sağlamak için mafyayla, kabadayılarla işbirliği yapıyorsa o zaman devlete ne hacet var? O zaman kabadayılar yönetsin ülkemizi. Adaleti onlar sağlasın. Ya da herkes kendi adaletini sağlasın. Herkes kendi raconunu kessin. O zaman devletin asli görevi nerede kalıyor? Çünkü geçmişe baktığımız zaman karanlıklarla dolu çok büyük garip dönemler var. Devletin mafyayla iç içe geçtiği. O zaman ben buradan anlıyorum ki devlet güvenliği sağlayabilmek için mafyayla işbirliği yapıyor. O zaman devletin asli görevi hiçe sayılmış oluyor. Aslında biz bir devlet olgusunda yetişmedik ve büyümedik gibi. Bu soruları siz kendi içinizde daha fazla çoğaltabilirsiniz. Şimdi senin kestiğin raconu kabul edenler seninle aynı hükümette yer alır. Çünkü seninle aynı olguyu, kuralları kabul etmeyen insanla sen zaten onu hükümetine almazsın. Senin kestiğin raconu kabul edecek ki padişahım çok yaşa diyecek. Yani aslında sen bir nevi eğitimli ya da eğitimsiz dal kavuk arıyorsun. Senin raconunu kabul edecek dal kavuklar arıyorsun. Çünkü İşte bugün Merkez Bankası Başkanısın, seni görevden aldım, 6 ay sonra seni milletvekili yaptım, işte bakanlıktan seni çektim, belediye başkanı yaptım. Çünkü kestiğim raconları kabul etmek zorundasın. Zorunda olmasan zaten seni bu hükümete dahil etmezdim. Onun için diyorum bir baş raconcu vardır, bir de racon kesen raconcuklar vardır, küçük racon kesen gruplar vardır. Ama baş raconu kesen bunlara bu imkanı sağlar. Şimdi iş hayatına bu racon konusunu yorgulayacak olursak, hazır videomuzda öyle bitirmiş olalım. Kullanışlı eleman diye bir tabir vardır işverenler arasında. İşte çok yönlü eleman, işte hem aynı zamanda işte bilgisayarla uğraşacak örneğin, aynı zamanda halkla ilişkilerle uğraşacak. Yani çok yönlü eleman. Bunu siyasete, siyasi dünyadaki işte bakana, müdüre, işte danışmana gibi örnekler çoğaltılabilir. Bugün seni danışman yaptım, yarın bakan yaptım, işte eleman aldım iş yerime. İşte bugün halkla ilişkilersin, işte yarın MTS sürücü kursunun direksiyon hocası ol, işte direksiyon hocalığından seni azlettim, gel ofiste program yap gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Ama rajon yazılı olmayan kurallar silsilesidir. Herkes rajon kesebilir ama herkesin kestiği rajon da yerine gelecek diye bir kayda yoktur. Eğer rajonu yazılı bir hale getirmek istiyorsanız az önce bahsettiğim şekilde yol yordam izlemeniz gerekiyor, yöntem izlemeniz gerekiyor. Eğer büyük rajon kesmek istiyorsanız. Bir sonraki videomuzda yol yordamla daha da birbiriyle bağdaşık bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.